2009 yılının 21 Mart'ında bir güneş gibi doğdu TRT Avaztürk dünyasına. Türkiye'den Balkanlara, Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta Asya'dan Rusya Federasyonu'na, Rusya Federasyonu'ndan Orta Doğu'ya kadar her Türk'ün güneşi oldu ve vurdu şavkı 250 milyon insan. Coğrafi uzaklıkları yok sayıp avaz avaz seslendi bütün Türk dünyası. Türkçe, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Boşnakça ve Arnavutça yayınlar yaparak Türk televizyon yayıncılığı tarihinde bir ilke imza attı TRT. Ortak kültürümüze vurgu yapan, bağlarımızı kuvvetlendiren, uzakları yakın eden TRT Avaz, 6. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Birlikteliğimiz daim olsun, tüm Türk dünyasına selam olsun. Yatırımcıların, ihracatçıların ve genç girişimcilerin vazgeçemeyeceği bir program. Kardeş ülkelerin hangisinde ne üzerine yatırım yapılabilir ve yatırım yapılacak ülkelerdeki yaşamsal koşullar nelerdir? Tüm bu sorularınıza ülkelerdeki ateşeliklerimiz ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle ışık tutan program Kardeş Pazarlar, TRT Avaz ekranlarında her hafta sizlerle buluşuyor. Bugün Avaz'dayız ekibi olarak Kardeş Pazarlar programının çekimlerindeyiz ve programın yapımcısı ve yönetmeni Rıza Sezgin'le beraberiz. Merhabalar Rıza Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk, biz teşekkür ederiz. Programın ismi neden Kardeş Pazarlar? Biraz içeriğinden bahseder misiniz? Tabii, programın içeriği TRT Avaz'ın yayın coğrafyasında, yani bizim kültür coğrafyamızda bulunan ülkelerde Türkiye'nin varlığı, özellikle Türkiye'nin işveren olduğu ülkelerde, işte Orta Asya, Balkanlarda bu işveren olma pozisyonunun ülkemizin ekonomik ve politik gücüne, aslında itibarına ne kattığı. Temamız bu. Buna ilişkin örnekler çekiyoruz program içerisinde. Tabii bunlar bizim kardeş pazarlarımız. Türkiye'deki ihracatçı için, oradaki ithalatçı için, bizden oraya gidecek yatırımcı için ciddi pazar ve iş alanı. Biz bunları duyurmaya çalışıyoruz. Programımızın aslında kardeş pazar olması da kültür coğrafyasında, yani ülkemizin kültür coğrafyasında yayınlanacak olmasıyla ilgili. Evet. Peki program başlamadan önce ne gibi hazırlıklarınız var veya kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Ekipten biraz bilgi alalım. Tabii ekibimiz 4 kişi, 5 kişi değişiyor. Sunucumuz var, kameramanlarımız var. İçerik hazırladığımız editörlerimiz var.
Peki bu çekim yapılacak ülkeleri neye göre belirliyorsunuz? Bir kriteriniz var mı? Çekim yapılacak ülkeler aslında şeyle paralel. Yani yayın kanalımız olan TRT Avaz'ın yayın coğrafyasında olması tabii ki önemli burada. Zaten Türkiye dünyanın aşağı yukarı her yerinde yatırım gücüne sahip bir ülke. Biz bunu görerek çalışıyoruz. Dolayısıyla hem yatırım yaptığımız, hem ihracat yaptığımız, hem ithalat yaptığımız ve yayın coğrafyamızda da olan ülkeleri seçtik. Balkanlar ve Orta Asya, İran, Irak ve Azerbaycan, evet. Orta Doğu, bütün bu ülkelerde biz çekimleri sürdürüyoruz. Evet, misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi de Kardeş Pazarlar programının sunucusu Barış Malkoç'la beraberiz. Merhabalar Barış Bey. Merhaba, hoş bulduk. Kardeş Pazarlar'ın içeriğinden bahsedebilir miyiz biraz? Kardeş Pazarlar'ın içeriği özellikle bizim Türkiye'de üretilen ürünlerimiz var. Çok kuvvetli ürünlerimiz var, çok güzel ürünlerimiz var ve dış pazarlarda çok başarılı olan ve başarılı olma potansiyeli yüksek ürünlerimiz var. Bunları bizim dış pazarlara tanıtmamız, kendimize yeni pazarlar bulmamız ve hala hazırda kardeş ülke diye sayılan kardeş pazar, yani bizim programımızın da isminden anlayacağımız gibi kardeş pazarlara bu ürünleri daha iyi tanıtaraktan daha yüksek volümde satabileceğimiz bir potansiyelimiz var. Bu durumda biz bu programa başlarken Türkiye'de üretilen ürünlerimizi hem dışarıda TRT Avaz kanalının da etki alanının içine alaraktan belki ilerleyen bölümlerde daha başka ülkelere de açılarak Türkiye'de üretilen ürünlerimizi ilk önce komşu pazarlara, komşu ülkelere, daha sonra diğer ülkelere de tanıtmak istiyoruz. Yani bizim programımız 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türkiye'de üretildi bölümümüzde Türkiye'de üretilen ürünlerimizi tanıtacağız. İkinci bölümümüzde gittiğimiz yerleri, gittiğimiz ülkeleri, gittiğimiz şehirleri ve Türkiye'deki ticaret ve ekonomi durumlarını rehber bölümümüzde tanıtmaya çalışacağız. Üçüncü ve ana bölümümüz, yani her bir bölümümüzün ana bölümünde gittiğimiz yerlerde yetkili kişilerle, dış ticaret ataşelikleriyle, elçilerimizle yaptığımız görüşmelerde ve dış ülkelerde ya da dış şehirlerde girişimcilerle yaptığımız, oradaki yatırımcılarla yaptığımız röportajları paylaşacağız seyircilerle. Böylelikle hem Türkiye'de üretilen ürünlerimizi tanımış, hem de dış pazarları tanımış ve dış pazarlara çıkışta ürünlerin neler yapabileceğini, nasıl potansiyelleri olduğunu ve oraya gittiklerinde girişimcilerimizin yurt dışına ve şehir dışına çıktıklarında tüm gereksinimlerini karşılayacak bilgileri onlara vermeye amaçlıyoruz. Evet. Barış Bey, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan buraya kadar geldiniz. Umarım programınızda yeni yayında çok başarılı olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.